İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın gezmeye değer yerleri Kesarya, Kayseri'deki Niagara Şelalesi. Dünya Ermenileri Fonu aracılığıyla Ermenistan Cumhuriyeti'ne 184 tondan fazla insani yardım ulaştı. Maria Zaharova, Dağlık Karabağ'daki durum istikrarlı, ateşkes ihlali kaydedilmedi. Ermenistan Cumhuriyeti'nde kitap bağışlama günü kutlanıyor. Putin ve Erdoğan Arsa Savaşı'ndan sonraki durumu tartıştı. 170 yıl önce bugün Tebriz'in Aramyan Koleji kuruldu. Bugün San Stefano Sözleşmesi'nin imzalandığı gün. Ermeni sanal gözlemevi Arek Mikaelyan ile röportaj. Batı Ermenistan'ın Kesarya, Kayseri ilinin Yahyalı ilçesinde Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan ve zirvedeki kar kütleleri ile buzullardan beslenen Kapuzbaşı takım şelaleleri iki gündür etkili olan kar dolayısıyla kartpostallık görünüme büründü. Kayseri kent merkezine 190 kilometre uzaklıkta olan ve 500 metrelik alanda 7 şelaleden oluşan Kapuzbaşı takım şelaleleri misafirlerine kışında görsel şölen sunuyor. Şelaleler her yerden gelen doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Kışın ya da yazın Batı Ermenistan'daki diğer doğal güzelliklerin yanı sıra bu şelaleler de görmeye değer. Şayet imkanınız olduğunda oraya gitmenizi tavsiye ederiz. Hayastan adlı Dünya Ermenileri Fonu tarafından bildirildiğine göre savaşın ilk günlerinden itibaren dünyanın dört bir yanındaki Ermenilerin çabaları ve Hayastan adlı Dünya Ermenileri Fonu'nun desteğiyle büyük çaplı insani yardım Ermenistan Cumhuriyeti'ne ulaşıyor. Bugüne kadar Ermenistan Cumhuriyeti'ne yaklaşık 184 tondan fazla çeşitli insani yardım ulaştı. Bu yardımlar modern tip bir malzeme, ilk yardım bandajları, pansuman, cilt onarım ürünleri, sıcak kışlık giysiler, ayakkabılar, uyku tulumları, çadırlar, yataklar, yiyecekler, Artsakhlı öğrenciler için hediye paketleri gibi malzemeleri içeriyor. Savaşın bitiminden sonra bile Hayastan adlı Dünya Ermenileri Fonu'nun çabalarıyla Ermenistan Cumhuriyeti'ne 33.389 kilo insani yardım ulaştı ve dağıtıldı. Bu dönemdeki yardımların çoğu Los Angeles'tan ve Fransa'dan geldi. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova haftalık briefingde Artsakh'taki duruma değinerek Karabağ Savaşı'nı sona erdirmek için imzalanan anlaşma hükümlerinin uygulanmasından bahsetti. Zaharova özellikle şunları belirtti. Dağlık Karabağ'daki durum son günlerde istikrarını korudu. Ateşkes ihlali kaydedilmedi. Rus barış güçleri durumu 27 kontrol noktasından izliyor. Patlayıcı cihazlardan temizliyor ve yerlerinden edilmiş kişilerin güvenli bir şekilde geri dönmesini sağlıyor. Çalışmalar Ermenistan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Azerbaycan Başbakan Yardımcılarının başkanlık ettiği üçlü bir çalışma grubu çerçevesinde devam ediyor. Çalışma grubunun 12 Şubat'ta gerçekleştirilen ikinci toplantısının sonuçları Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlandı. Halkın kitaplara, okumaya olan ilgisini ve sevgisini artırmak için dünya Ermenilerinin şairi olarak anılan Ovanes Tumanyan'ın 19 Şubat'taki doğum gününde Ermenistan Cumhuriyeti'nde kitap bağışlama günü kutlanmaktadır. Armen Press tarafından bildirildiğine göre kitap bağışlama günü Ermenistan'da 2008 yılından bu yana Yazarlar Birliği Başkanı rahmetli Levon Ananyan'ın girişimi üzerine kuruldu. Gün çerçevesinde başkentte ve Ermenistan Cumhuriyeti bölgelerinde birçok etkinlik düzenleniyor. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesinde bulundu. Telefon görüşmesinde Rusya ve Türkiye liderleri bir dizi bölgesel meselenin yanı sıra ikili ilişkileri geliştirecek adımları tartıştı. Taraflar Artsakh meselesini ve Akna'da bulunan Rus-Türk İzleme Merkezi'nin çalışmalarını da ele aldı. Aramyan Okulu 19 Şubat 1851'de Piskopos Sahak Satunyan'ın girişimiyle Tebriz'in Gala semtindeki kilisenin avlusunda kuruldu. 1875 yılına kadar Nerse Şinurali'nin onuruna Nersisyan adını taşıyordu. Daha sonra İranlı Ermeni hayırsever Aramyan'ın adını aldı. İlk başta bir erkek okuluydu. 1887'de Tumanyansların yardımıyla inşa edilen Annayan Okulu'nun binasına taşınarak kız okuluna katıldı ve Aramyan Anna Ulusal Okulu olarak adlandırıldı.
1852'de 60 öğrencisi olan okulun öğrenci sayısı ertesi yıl 100'e çıktı. Daha sonra öğrenci sayısı 240-260'a ulaştı. Ermenice, Rusça, Fransızca, Farsça ve diğer diller öğretildi. Öğretimin genel dili Ermeniceydi. Okulun ilk müfettişi Papaz Hovsep'ti. 1936'ya kadar okul kendi işlevini sürdürdü. Aramyan Okulu İran'daki Ermenilerin aydınlanma konusunda büyük bir iş gerçekleştirdi. 1936 yılına kadar okul yaklaşık 1300 mezun verdi. Aramyan Okulu'nda Ermeni kültür şahsiyetleri Rafi ve Hıraççı Acaryan öğretmenlik yaptı. San Stefano Antlaşması 19 Şubat 1878'de Konstantinopolis'in San Stefano Yeşilköy Banliyosu'nda imzalanan ve 1877-1878 Rus-Türk Savaşı'nı sona erdiren bir ön barış antlaşması olarak adlandırılıyor. Balkan halklarının Türk boyunduruğundan kurtulmasında ve Ermeni meselesinde uluslararası diplomasi alanında büyük önem taşıyordu. San Stefano Antlaşması'nın hükümleri Berlin Kongresi sonucunda kabul edilen bir belgede revize edildi. Bu antlaşma 19 Şubat'ta San Stefano'da imzalanmıştır. San Stefano Antlaşması Türkiye'nin üstlendiği yükümlülüklerin yerine getirilmesini garanti ediyordu. Şöyle ki Ermeni nüfusuyla yoğun bölgelerin yerel ihtiyaçlarına dayalı iyileştirmelerin derhal uygulanması. San Stefano Antlaşması uyarınca Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsız ülkeler olarak tanındı. Bosna Hersek, Osmanlı İmparatorluğu içinde özellik kazandı. Bulgaristan, Doğu Romanya, Makedonya, Trakya'nın bir parçası Selanik Ege Denizi'ne kadar yetkililerin rızasıyla ve Bab-ı Ali tarafından onaylanan yetkiyle özerk bir hükümet ilan edildi. Türk askerleri Bulgaristan'dan çekildi ve Rus birlikleri 2 yıl orada kaldı. Rusya 1856 Paris Antlaşması ile kendisinden ayrılan Güney Besarabya'yı Asya tarafından ise Ardahan, Kars, Batum, Bayazıt ve Soğanlık'a kadar olan toprakları geri alıyordu. Batı Ermenistan'daki idari reformlar için özel bir madde 16 sağlanmıştı. Savaşın Rusya için başarılı seyri ve Batı Ermenistan'ın bir kısmının Rus birlikleri tarafından işgal edilmesi Ermeni siyasi çevrelerinde de kurtuluş umutları yarattı. Modern tarihte ilk defa Ermenistan ismi ve Ermeniler uluslararası bir antlaşmada anıldı. Antlaşmanın 19. maddesince Kars, Ardahan, Bayezid, Batum, Oltu, Ardanuç, Artvin, Alaşkert, Kazvan ve Humar Rusya'ya geçecekti. Birakan Gözlemevi Müdürü Arek Mikaelyan, Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'ye verdiği röportajda Ermenistan'ın sanal gözlemevini ve onun yüksek teknolojilerle olan bağlantısını sundu ve astronominin bilgisayar bilimiyle yakından ilgili olduğuna dikkat çekerek uzaydan gelen büyük verilere dayanarak geliştiğini belirtti. Astronomi ve askeri sanayi arasındaki bağlantıya değinen Mikaelyan, bu savaşta Ermenistan Cumhuriyeti'nin en az bir uydusu olmasının uzay araştırmaları ve haritacılığın geliştirilmesinde çok önemli olacağını belirtti. Bu durumda düşman ordusunun tek bir askerin hareketini bile takip edip ona göre hareket edebilecektik. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Şaragan adlı koro tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Harsnugem Guzememek Mayrik adlı eseri sunuyoruz. Harsnugem Guzememek Mayrik Olam Kulam Hadik Hadik Varasın Hatun Anas Erdaz Barov Duvakçalas Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.